Bilimsel Gündem. Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 50. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere ultraviyole oje kurutucu lamba ve kanser riskinden, orman yangınlarının beynimize olan etkisinden, beyin hücrelerine kalkan olan besinlerden bahsedip "Ormanlar mı yanıyor, beyniniz mi?" başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi gibi birçok önemli savaşta yaralıları iyileştiren cerrahi hocası ve askeri tıp okulu mezunu Hekim Yüzbaşı Kemalettin Öke'yi tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz UV oje kurutucu lamba ve kanser riski. Yapılan çalışmada fare hücreleri ve yetişkin insan deri ve kök hücreleri ultraviyole oje kurutucu lambasının ışığına maruz bırakıldı ve etkisi incelendi. 20 dakikalık tek maruziyet %20 ila 30 hücre ölümüne neden oldu. 3 ayrı 20 dakikalık maruziyetin ise %65 ila 70 hücre ölümüne neden olduğu gözlemlendi. Ayrıca ışına maruz kalan hücrelerde hücre stres seviyelerinin arttığı, DNA hasarı ve mitokondriyal fonksiyon bozukluğu gözlendi. Tümör baskılayıcı P53 geninde de bozulma gözlendi. Sonuç olarak ultraviyole oje kurutucularının DNA hasarına neden olduğu, kalıcı mutasyonlar oluşturduğu ve deri kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı. Bu makale Nature Communications'ta yayımlanmıştır. Araştırmacılar "Ormanlar mı yanıyor, beyniniz mi?" başlıklı bir makale yayımladılar. Yeni bir araştırmada orman yangınları ve tarımsal ilaçlamanın yaşam boyu demans riskine etkisi değerlendirildi. Çalışmada 1998 ile 2016 yılları arasında 50 yaş üstü 27.857 kişinin bilişsel sağlığı 10 yıldan biraz fazla bir süre boyunca takip edildi. Maruz kaldıkları hava kalitesi ele alındı. Hava kalitesi ise havadaki 2,5 mikron veya daha küçük partikül madde miktarıyla ölçülür. Bu büyüklükte bir madde, beyni etkili bir şekilde koruyan kan-beyin bariyerini geçebilmektedir. Hava kirliliğinde dolaşan küçük parçacıklar kolaylıkla vücuda girebilir ve iltihaplanma yoluyla etkisini gösterir. Ayrıca kan-beyin bariyerini geçerse beyni etkileyebilir. Araştırma sonucunda solunum yoluyla alınan bu küçük parçacıkların demans başlangıcıyla güçlü şekilde ilişkili olduğu bulundu. Hava kirliliği türleri arasından beyin sağlığına en çok zarar verenlerin orman yangınları ve tarımsal ilaçlamalardan kaynaklanan hava kirliliği olduğu gösterildi. Bu makale JAMA Internal Medicine'da yayımlanmıştır. Konuyla ilgili İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Zuhal Ercan'ın yorumlarına yer vereceğiz. Demans, yaşlı nüfusunun artmasına paralel olarak toplumda sık görülen nörodejeneratif ilerleyici bir hastalıktır. Beyindeki sinir hücreleri ve bağlantılarının kaybolmasına bağlı geliştiği için hastada hafıza, algılama, dikkat, yargılama gibi kognitif fonksiyonların günlük yaşam aktivitesini bozacak oranda ve ilerleyici kaybına sebep olmaktadır. Toplumu etkileyen bir problem olup bu konuda yürütülen çeşitli çalışmalar mevcuttur. Yapılan yeni bir araştırmada orman yangınları ve tarımsal ilaçlamanın demans üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma 50 yaş üstü 27.857 kişi üzerinde yürütülmüş olup 1998-2016 yıllarını kapsamaktadır. Bu süreçte bireylerin maruz kaldıkları hava kalitesi ele alınmıştır. Havada bulunan partiküllerin 2,5 ila daha küçük mikron boyutuna sahip olduğu bilinmekte olup, bu boyutların beyne madde geçişinde önemli bir kalkan olan kan-beyin bariyerini geçebileceği görülmüştür.
Dolayısıyla hava kirliliğinde önemli bir payı olan orman yangınları ve tarımsal ilaçlama sonucu solunan havada yer alan bu partiküllerin solunum yoluyla vücuda alındığında kan-beyin bariyerini geçmesi mümkündür. Bu partiküllerin vücuda girmesiyle vücutta inflamasyonun başlayacağı, aynı şekilde kan-beyin bariyerinde bu partiküllerin geçmesiyle inflamasyon sürecinin başlayacağı görülmüştür. Yürütülen bu çalışmada solunum yoluyla alınan bu küçük partiküllerin demans başlangıcı ile güçlü bir ilişkisinin olduğu ortaya koyulmuş, orman yangınları ve tarımsal ilaçlamadan kaynaklanan hava kirliliğinin beyin sağlığına en çok zarar verenler olduğu gösterilmiştir. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Beyin hücrelerine kalkan. Yağ beslenmenin önemli bir bileşeni olsa da çok fazla doymuş yağ tüketmek çeşitli sağlık sorunlarına ve bilişsel işlev bozukluklarına katkıda bulunabilir. Yapılan araştırmalar yüksek yağlı diyetlerin sinir sisteminde inflamasyona yol açtığını, sinir hücrelerinin iletimini azalttığını ve hatta hafıza eksikliklerine katkıda bulunabileceğini göstermiştir. Son dönemlerde yapılan bir araştırmada yüksek doymuş yağ asidi içeren palmitatın bazı beyin hücreleri üzerinde olumsuz etkileri olduğu gösterildi. Ancak bir omega-3 yağ asidi olan dokozaheksaenoik asidin palmitatın beyin hücrelerinin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkisini önleyebileceği ve iyileştirebileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Bu makale Frontiers in Cellular Neuroscience'da yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi gibi birçok önemli savaşta yaralıları iyileştiren cerrahi hocası ve askeri tıp okulu mezunu Hekim Yüzbaşı Kemalettin Öke'yi tanıyacağız. Merhaba, ben Kemalettin Öke. Ya da diğer bilinen adımla Mim Kemal Öke. İstanbul'da 1884 yılında doğdum. 1910 yılında yüzbaşı rütbesiyle askeri tıbbiyeden mezun oldum. Gülhane Hastanesi'ndeki röntgen ve cerrahi stajlarından ve 7 ay devam eden bir röntgen kursundan sonra Gümüşsuyu Askeri Hastanesi operatörlüğünün yanında röntgen uzmanlığına atandım. 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı sırasında Derne'de hem röntgen uzmanı hem cerrah olarak çalıştım. Bu yolculukta yanımda ufak bir röntgen cihazı götürmeyi başardım. Cephe alanında bu cihazı bir çadıra kurarak birçok yaralının tetkiklerini yaptım. Aynı cephede savaşan Mustafa Kemal ile tanışarak dost oldum. Bu dostluğumuz Atatürk'ün ölümüne kadar devam etti. Daha sonra Gelibolu'da 5. Ordu Hizmeti'nde operatör olarak görev aldım. 5. Ordu Sağlık Bakanlığı Yardımcılığı ve menzil müfettişliği başhekimliği görevlerinde bulundum. 1. Dünya Savaşı sırasında pansuman malzemelerinin temininde yaşanan sıkıntıyı kendi geliştirdiğim açık yara tedavisi yöntemiyle aşmaya çalıştım. Bu yöntem sayesinde zaman ve materyalden tasarruf edilerek askerlerin yaralarının kısa sürede kapanması ve cepheye dönmeleri sağlanıyordu. 1918 yılında Alman Cerrahi Kongresi'nde sunulan bu yöntem orada da kabul görmüştü. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 sonlarında Gülhane Hastanesi cerrahi hocalığına seçildim. Bu görevi dönemin hocalarının hocası olan Profesör Doktor Waiting'den devraldım. Milli mücadelede Anadolu'ya geçerek önce Ankara Cebeci Hastanesi'nde, daha sonra Isparta'da Kızılay Ağır Yaralı Hastanesi'ne cerrah olarak hizmet verdim. Savaş sonuna kadar görev yaptığım bu hastanede bazen günde 25-30 hastayı tek başına ameliyat etmek zorunda kaldım. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra 1923 yılında profesör olarak Gülhane Askeri Hastanesi'ndeki öğretim görevine döndüm. 1941'de albay rütbesiyle askerlikten emekliye ayrıldım. Cerrahide özellikle karın cerrahisi alanında yaptığım yeniliklerle bir ün kazandım. Cerrahi alanında birçok incelemem ve kitabım vardır. Aynı zamanda beyin sinir cerrahisi alanında da çalıştım. Pek çok nörotravmatoloji operasyonu yaptım. İlk Türkçe beyin cerrahisi kitabı olan Dima ve Cümcüme, yani
beyin ve kafatası afetleri ve tedavilerini yazdım. Spinal cerrahi konusunda bazı operasyonları ülkemizde ilk ben uyguladım. Soyadı kanunu çıkınca Atatürk tarafından bana dahi anlamına gelen öke soyadı verildi. Atatürk'ün son hastalığında onun sürekli doktorları arasında yer aldım. 10 Kasım 1938 sabahında vefat eden Atatürk'ün önce ellerini öptüm, sonra da gözlerini kapattım. 1946-1950 yılları arasında İstanbul milletvekili olarak meclis çalışmalarına katıldım. Radyasyonla çok uğraştığım için zamanla elimin 3 parmağında radyasyona bağlı nekroz gelişti. Parmaklarımın amputasyon yapılması gerekti. 1955 yılında bir amputasyon ameliyatı esnasında aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.